İsmail Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sinan Bey. İyi Allah'a şükür. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için şahsınıza teşekkür ediyorum ben. Şimdi Karaçelik ekmek işi yapıyorsunuz. Siz. Evet. Güzel bir markayla bölge insanına yöresel bir ekmeğin lezzetini tattırıyorsunuz. Doğru. Öncelikle emeğinize sağlık diyelim. Karaçelik ekmeğin genel hatlarını konuşmadan önce sizi bir tanıtalım. Ekranları başındaki izleyicilerimize. İsmail Karaçelik kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? Ben Afyon Sandıklı doğumlu İsmail Karaçelik. Bu sektörle daha önce başka işlerim oldu. Ticari işlerim olmuştu. Bazı olumsuz nedenlerden dolayı değiştirmek zorunda kaldık. Evet. Zamanında annem kendi yediğimiz ekmeği bundan yapıyordu. Yani bir çuval yapıp 30 çıkıyorsa 10 tanesini kendimiz ayırıp 20 tanesini mahallede talep olduğu için ücret karşılığında veriyordu. Yani bundan annem de ticaret olarak hem kazanmış oluyordu, unumuz beleşe gelmiş oluyordu. Diğer ekmeğimizi de kendimiz beleşe gelmiş olmuştu. Yani siz kendinize yapıyordunuz zaten de. Evet. Hani bunu ticari olarak da vatandaşlar, mahalledeki insanlar talep edince satabiliyordunuz. Evet. Peki amcanızın için yeri mi vardı, bir fırın mı vardı? Evet, amcamızın fırını vardı. Burada başlayalım dedik. İlk etapta başladık, günlük bir çuval, iki çuval. Evet. Talep yoğunlaşmaya başladıkça artık büyümesi gerekti evet. Sektörün. Sonra yer yaptık işte gördüğümüz bu alanı. Şu anda arkamızda zaten bir fırın var. Ekranlar başındaki izleyicilerimiz izliyorlar görüntüleri. Evet. Kaç yıl oldu bu sektör? Yaklaşık 12-13 yıla dayandı. 13. yılın içindesiniz diyebiliriz. Evet. Satış anlamda nerelerde var yeriniz? Merkezde var şubemiz, satış noktası. Bir de bu mahalleye yönelik artı komşularla evet. işini görmek için. Hı hı. Yani iki tane şubemiz var, satış noktamız. Şu anda hangi mahalle burası? Şinevler Mahallesi. Evet, diğeri de merkezde. Merkezde, evet. Peki, günlük ne kadar yapıyorsunuz ekmek? Günlük sipariş durumuna göre 300-500'e dayanabiliyor. Yani 500 sınırı diyebiliriz evet. ama 300-200 bu aralar değişiyor, talebe göre mi değişiyor? Evet, dışarıdan sadece buraya yönelik değil satışımız. Talep oluyor dışarıdan, beğenenler oluyor. Farklı ailesine, illerden de istiyorlar. Evet, eşine dostuna götürmek isteyenler oluyor. Yüklü alıyor tabii bunlar. Evet. Bir ağızda zaten 50 tane çıkıyor. İki kişi aldığı zaman 102 ağız ediyor. Mecburen yükseltmemiz gerekiyor imalatı. Kargo sistemiyle ulaştırabiliyorsunuz. Kargoyla isteyenlerimiz de oluyor tabii. Onlara da gönderiyoruz. Otobüslerle gönderiyorsunuz. Otobüs nadir oluyor. Bazen sıkıntı yaşıyoruz da. Kargo en güvenilir. Peki sizi yurt dışına da gönderdiniz değil mi? Evet, yurt dışına kız kardeşim vardı. Enişte orada ithalat, ihracat yapıyordu. Hal, sebze, meyve. Ekmek canı çekti kardeşimin. Gönderdim. Almış 15 gün sonra. Abi aynı lezzeti duruyordu diyor. Zaten evet. alışkın damak zevki damak vardı. Damak tadı bozulmuyor yani. Evet, aynen. Yediği ürünün Fransa'ya gönderdiniz. Fransa'ya, evet. Evet, peki. Ekmeği anlatalım mı? O hazırlanış aşamasında neler yapıyoruz? Ekmeğimiz öncelikle un, tuz, su, patates püresi ve ekşi maya dediğimiz bizim yöreye ait mayadan kullanıyoruz. Bunları karıştırıp kazanda yarım saat yoğurduktan sonra beklemeye alıyoruz. Minimum bir saat bekliyor kazanda, hamurun gelişmesi gerekiyor. Bir saat sonra çıkarıyoruz, bekleme leğenler var tekrar oraya aktarıyoruz. Orada bir 15-20 dakika bekledikten sonra şekil alma evet. pozisyona geliyor. Ovalama olayı oluyor. Ovaladıktan sonra şekil alıyor. Yerde de yarım saat bekliyor. Buranın diliyle el hamurunu alma denilen bir olay var. Onu bekliyoruz. Aldıktan sonra pişirme işlemine başlıyoruz. Sonraki hali de böyle pişmiş olarak. Ne kadar sunuyoruz. Oluyor? Kilo bazında bir ağırlık olarak söyleyecek gramaj olarak nedir? Normalde 2 kilonun altında değil. 2 kilo üstünde. Evet. Yani gramajım benim yüksek. Belki de iddia edebilirim. Sandıklı'da en yüksek gramajlı ekmek benim. Evet. Peki bunun bayatlama olayı herhalde uzun değil mi? Biraz bayağı duruyor. Bunu patates püresi var. Bayatlaması, ayrıca içini yumuşak tutması geç bayatlatıyor. Evet. Yani lezzeti de veren o asıl. Lezzeti veren de o diyorsunuz. Evet. Peki bu süreç kaç gün sürüyor? Mesela bu ekmeğin tüketimi ortalama? Normal mutfak ortamında 10-15 gün yersiniz. Buzdolabına koyup yersiniz bir ay. Rahat, normal, dondurucu değil. Dondurucuya koyarsanız çıkardığınız aynı yapıldığı günkü gibi tazeliğini korur yani. Yani çok ciddi bir emek ve hizmetten bahsediyorsunuz. Çok zahmetli, evet. kaşatlı böyle. Peki, önem verdiğiniz başlıklar nedir hizmet verirken, neye dikkat edersiniz? Burası bir aile yeri anladığım kadarıyla. Evet. Eşiniz, evdekiler, anneniz, herkes yapıyor değil mi bu işi? Evet, anlıyoruz yani aile boyu.
O avantajımız var. Yani müşteri memnuniyeti için neye dikkat edersiniz, neye önem verirsiniz? Çünkü gıda işi yapıyorsunuz. Öncelikle hijyen. Evet. Zaten en çok dikkat etmemiz gereken, kendi yiyeceğimiz ekmeğimizi rahat yiyebildiğimiz için millete de yedirmemiz gerekiyor. Ben yani bilmiyorum da güvenirle, yani kendim nasıl yiyorsam millet de güvenerek yemesini yiyebilir yani. Yani kendi çocuğunuza, eşinize, dostunuza tabii. yedirdiğiniz bir ürünü sonuçta diyorsunuz. Ben rahat yiyebiliyorsam onlar gözü kapalı yiyebilirler yani. Ben evet. o kadar güveniyorum temizliğime. Fırının büyüklüğü nedir Ebatı? Ne kadar sürede pişebiliyor bu? İçeriye kaç tane atabiliyorsunuz? Normal kapasitesi fırının 45 falan da fazla sıkıştırmamak için, rahat pişmesi için normal 40. O civarlarda 45 arası. Kaç derecede pişiyor bunlar? 200 derecede. Evet. Pişmeye Şimdi başlıyor. Bu pişmenin lezzetini veren diğer bir unsur da kullandığınız yakıttır. Ne kullanıyorsunuz? Bunlar kozalak diye bir şey var. Antep evet. kozalığı. Evet. Yani böyle şey olur. Numunesini de gösterebilirim evet. size. Onlarla herhalde. Kalorisi yüksek. Onun artı mangal kömürü yapıyorlar tek yanımlığını. Yani 15 dakikada 200 dereceye getiriyor. Evet. Nereden Sonra. Alıyorsunuz onu? İzmir, Bergama'dan geliyor. Evet. O sayede pişmeye güzel bir lezzet katıyor ve kalorisi Tabii. yüksek olduğu için Tabii. derecesi, ısısı iyi bir konuda. Yani dengeli pişiriyor. Zaten bu pakmayı kullanmadığım için ekmekte geç pişiyor. Patates kattığın zaman geciktiriyor pişmesini. Evet. Yani o onun avantajı ondan dolayı kullanıyorum kabuğu. O da ince kabuğu. Bir ayrıntı diyebiliriz. Evet. Sektörle ilgili bir hedef beklentiniz var mı kafanızda? Şimdi 13 yıl olmuş, dile kolay. Gerçi bölgede tamam, herkes ekmeğin sonuçta farklı farklı şeylerini alıyor. Detayları var. Bunun kepeklisi evet. var, çavdarlısı evet. var. Sizinki de farklı bir ekmek. Var mı böyle bir hedefiniz kafanızda? Bunun lezzeti ayrı tabii de. Vardı öncelerde. Yani biraz yorucu, evet. Uğraştırıcı bir iş olduğu için gece uykusu olmuyor. Evet. Kaliteyi koruyalım yeter mi diyorsunuz? Yani böyle bir gideyim diyorum. Yani yapmayı düşünmüyorum. Yani belki de bırakabilirim de. Ama sonuçta bu işi yapıyorsunuz bir şekilde. İnsanlara güzel bir lezzeti ulaştırıyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki biz mevcut kaliteyi koruyalım şu anda, bu bize yeter diyorsunuz. Evet, bırakası yani devam yani. Devam diyorsunuz sonuna kadar. Peki. Evet. Ben size ve tüm aile bireylerine teşekkür ediyorum öncelikle, ama son olarak böyle sizi destekleyen, tercih eden bölge insanlar kaç yıldır sizden ekmek alıyorlar. Bu güzel lezzeti buluşturmuşsunuz. Bir teşekkür, son sözlerinizi alalım bölge insanlarına. Beni tercih ettikleri için teşekkür ederim. Yani ben de elimden geldiği kadar onların temiz, kaliteli evet. hizmet etmeye çalışıyorum. Memnun olacaklarından ben de memnun olurum. Gayet güzel. Peki ben sizinle tanışmamış kişileri de sosyal mecranızdan veya iletişim bilgilerinden size ulaşırlarsa, siz diyorsunuz biz kargo sistemiyle evet, kapıya adres teslim gönderebiliriz, yardımcı oluruz dediniz. Peki İsmail Bey, size başarılar diliyorum. İnşallah güzel bu lezzeti daim edersiniz sürekli. Yeni bir çalışmanızda tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. İnşallah. Sağ olun Sinan Bey.